Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyenler. Bugün inşallah yepyeni bir programla yine karşınızda olacağız. Programımızın konusu çok önemli. Programımız içinde önemli bir konuk, özel bir konuk var. İnşallah onları size tanıtmadan evvel biliyorsunuz ki İslam medeniyetinin oturmuş olduğu, İslam medeniyetinin bazı önemli şehirleri var ki İslam medeniyeti bu şehirlerden taşmış ve coğrafyaları açmıştır. Dolayısıyla Mekke, Medine, Şam derken aslında bu önemli şehirlerin içinde arasında yine Kudüs'ü, yine Endülüs'ü zikredebiliriz kıymetli kardeşlerim. İşte bu güzel güzide şehirlerimizden ve İslam'ın yüzyıllarca hüküm sürdüğü Müslümanların eğitimde, kültürde, sanatta ve bütün alanlarda Müslüman medeniyetinin, İslam medeniyetinin zirveye ulaştığı bir coğrafyadan bahsedeceğiz. Elbette ki Endülüs'ten bahsedeceğiz. İnşallah bugün Endülüs alanında çalışmalarıyla tanıdığımız Hüseyin Resuloğlu hocamız da inşallah Endülüs'ü ve Endülüs'ün siyasi tarihini konuşacağız. Neden Endülüs diyeceğiz? Müslümanların Endülüs'ü fethindeki amaç ve gaye ne diyeceğiz? Çünkü o dönem İslam coğrafyasında farklı coğrafyalar da vardı. Ancak Müslümanlar Endülüs'e neden yöneldi? Endülüs'ün fethi bir toprak fethi miydi? Yoksa bir yürek fethi, kalplerin fethi miydi? İnşallah onları hep beraber Hüseyin Resuloğlu hocamızla değerlendireceğiz. İnşallah istifadeli bir program olur. Siz de biz de bu programdan istifade etmiş oluruz. Evet, inşallah programa başlamak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Allah evet, razı olsun hocam. İnşallah bir programımıza bir soruyla giriş yapalım. Endülüs'ün isminden başlayalım. Endülüs'ün isimlendirmesi, Endülüs ismi nereden geliyor? Endülüs'ün coğrafyası neresi? Endülüs bizim yürek coğrafyamız. İslam aleminde halen ismi anıldığında Müslümanların yüreklerini titreten bir yere sahiptir. Kalplerinde büyük bir yere sahiptir. Endülüs'ün ismi nereden geliyor diye başlayalım inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok güzel anlattınız. Şöyle başlayalım biz de inşallah. Hakikaten Endülüs Müslümanların yitik bir medeniyetidir. Yani tabii bu ahvah çekilmekle belki gelecek bir medeniyet değildir ama o medeniyetin altında, o küllerin altında hakikaten inciler ve mercanlar vardır. O yüzden Endülüs hakikaten Türkiye'de ve aslında Arap dünyasında, çünkü oraya gidenler Arap olduğu için yani çok soranları bu konu işlenmeye, bunun değeri bilinmeye başladı ama Allah'a şükürler olsun yine Türkiye'de bu konuda işte 1990 yılından itibaren Endülüs üzerine kitaplar yazılmaya başlandı ve Endülüs'teki o hakikaten yani bir yazarın deyimiyle kültürün iktidarda olduğu bir dönem yaşandı o dönem. Deneysel bilimlerin yapıldığı 14 ve daha doğrusu 8. ve 14. yüzyıllar arasında bilimin, ilimin zirve yaptığı bir dönemden bahsedeceğiz. Endülüs dediniz. Endülüs ismi aslında biliyoruz ki hani Endülüs'ün karşı kıyısı Fas, Cezayir. Yani Kuzey Afrika kıtası dediğimiz kıta. Ve bu kıtada Berberiler yaşıyor o dönemde. O dönemde. Bu Kuzey Afrika kıtası bir de Avrupa'nın kesiştiği yer mi? Yani Avrupa'da. Evet. Avrupa'ya da giriyor. Avrupa, Avrupa ve Afrika kıtasının birleştiği noktadır. Zaten evet. O Cebeli Tarık Boğazı denilen boğaz. Yani Tanca Kuzey Afrika kıtasında bu tarafta Tarifa, Tarif bin Malik adıyla anılan Tarifa arasında 14 kilometre var. Yani çok ufak bir mesafe. Birbirlerinden çok yakın ama aslında uzak insanlar. Bir taraf Avrupa, bir taraf Afrika kıtası. Orada yaşayan Berberiler oraya verdikleri bir isim var. O dönem oralarda Vandallar yaşıyor. Vandallar yaşıyor ve Berberiler bunlara Vandalüs diyorlar. Vandalusya diyorlar oraya. Tabii Müslümanların oraya gitmesiyle birlikte işte bu isim El Endülüs ismine evriliyor bu şekilde Müslümanlar. El Endülüs ismini eviriyorlar, Endülüs ismini. Endülüs ismi oradan çıkıyor. Tabii Endülüs'ten bahsederken biz eğer
711 yılındaki Endülüs'ten coğrafi olarak bahsedecek olursak, Endülüs kıtası, Endülüs bölgesi, bu dediğimiz Granada'dan tutun İber Yarımadası, bugünkü Portekiz, İspanya ve Fransa'nın bir kısım, güney kısmı, işte bundan Poitiers, Galicia, o bölgelerin hepsini kaplıyor normalde Endülüs bölgesi. Ama bugünkü Endülüs'ten bahsedecek olursak, Endülüs'ten kasıt, Endülüs, o dönemin Endülüs'ünden kasıt, yani bugünkü Portekiz, İspanya, Güney Fransa, Fransa'nın güney kısmı, burası Endülüs bölgesi diye anılıyordu Müslümanların ilk fethettiği zamanlarda. Daha sonraki yıllarda İspanyolların o bölgeye hakim olmasıyla birlikte ve şu anda Endülüs ismi dediğimizde aklımıza gelen Endülüs şehirleri Sevilla, Granada, Cordoba, Toledo, Mursiye, Jen, bu şehirler şu anda günümüzde hala Endülüs şehirleri olarak geçiyorlar. Öbür taraflarda farklı bölgeler, işte hani Madrid'dir, Barcelona'dır. Onlar başka bir bölgeye ayrılıyor. Önceden daha genişti o zaman. Tabii, bu, yani şimdiki İspanya biraz daha daraltılmış. Evet. Yani Müslümanların bahsettiği Endülüs aslında Fransa'ya kadar olan Endülüs. Anladım. Bugünkü Endülüs, bugün İspanyolların Endülüs ismini verdikleri bölge, Endülüs özerk bölgesi ki kendine özgü bayrağı da var mesela. Evet. Beyaz ve sarı, Allahu alem, şeyden oluşuyor, bir bayraktan oluşuyor. Beyaz İslam'ı temsil ediyor, sarı da İspanya'yı temsil ediyor. Yani bu konuda da hani hala o bayrak konusunda İspanya'da hani bir şey var, yani Müslümanlara dair. Yani Endülüs dediğimiz yer bugün işte o bahsettiğimiz bölgeler ve aslında kendine özel bir bayrağı da var. İşte beyaz ve sarı. Beyaz işte İslam'ı temsil ediyor. Evet. Sarı da İspanya'yı temsil ediyor. Bu şekilde bir Endülüs'te hala özellikle aslında bir yapı şeklinde var Endülüs. Evet. Şimdi neden Endülüs diyeceğiz? Çünkü İslam coğrafyasının genişlemesi Asya'ya doğru, Afrika'ya doğru, işte Hicaz'dan İslam coğrafyası genişlemeye başladı. Hazreti Ömer döneminde, işte Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde daha çok kültürel bir faaliyet yürütüldü. Peki Müslümanların Endülüs'e yönelmesinin sebebi neydi? Müslümanların aslında kafalarında o var olan bir bu soru işareti. Hı. Çünkü Müslümanları biliyoruz ki yani Hazreti Peygamber'den sonra İslam'ı yayma endişesi, İslam'ı bir yerlere götürme endişesi, İslam'ı daha çok yüreklere, kalplere ulaştırma endişesi Müslümanların kalbinde Allah Resulü'nden beri var ola gelen bir konudur. Ki bunun için biliyoruz ki Müslümanlar işte bahsettiğiniz gibi batıda Hristiyanlara karşı sefer düzenlerken doğu tarafında da işte İran'a karşı ve öbür devletlere karşı Müslümanlar sürekli bir şey halinde, bir hareket halinde, bir İslam'ı götürme endişesiyle Müslümanlar sürekli bir şeyler yapıyordular. Bundan dolayı Hazreti Osman döneminde biliyoruz ki Kuzey Afrika bölgesi alınıyor. Tabi orada Berberiler yaşıyor. Berberiler genel olarak tarih boyunca Berberiler toplumda biraz daha böyle sert insanlar. Kendileri dışında başkasının hakimiyetine pek kabullenemeyen insanlar olduğu için Berberilerle ilgili Müslümanlar çok sıkıntılar yaşıyorlar. Yani o Hazreti Osman döneminde Kuzey Afrika fethediliyor ama tekrar elden düşüyor. Hatta bir rivayete göre Hicri 27. yılda Hazreti Osman döneminde, yani bu bir rivayettir, güçlü bir rivayettir de, Kuzey Afrika fethedildikten sonra Endülüs'e kadar gidiliyor, Endülüs'e giriliyor, bazı yerler alınıyor ve çıkılıyor deniliyor mesela. Ama tabii hani biz işin aslı, bizim hani tarih kitaplarının hepsinin, yani Avrupalı ve Müslüman olan kaynaklarda, Endülüs'ün, siz dediniz ya neden fethedildi, neden orası diye, yani oraya baktığımızda Endülüs'te yaşayan insanlar, Vizigotların olduğu o toplum Müslümanları bir nevi içeri çağırıyordu. Ve şu var, Müslümanlar Kuzey Afrika'yı komple fethetmiş ve dediğim gibi Berberiler, yani Afrika kıtasında yaşayan o insanlar biraz sıkıntılı bir hayat yaşadıkları için
Müslümanlara da sürekli sıkıntı çıkarıyordular. Yani aslında bir Müslümanlar kendi aralarındaki bir problemin büyümemesi için bir nevi kanal açtılar İspanya kıtasına. Evet. Bir nevi kanal oluşturdular. Bu birincisi ve ikincisi olarak da Müslümanlar Kuzey Afrika'yı fethetmiş ve Sahra Altı Afrika ülkeleri kalmış. Sahra Altı Afrika ülkelerinde nüfus yok. O yüzden de Müslümanlar biraz daha Endülüs'ü tercih sebeplerinden birisi de bu oldu. Hatta hani biliyoruz Ukbe bin Nafi yahut da işte Kutaybe bin Müslüm'e isnat edilen bir söz var. İşte atını Afrika kıtasında en son Atlas Okyanusu çıkıyor karşısına ve Atlas Okyanusu'na sürerken atını "Ey Rabbim" diyor. "Vallahi" diyor, "eğer şu deniz olmasaydı ben senin dinini şu denizin öbür kıyısındaki ülkelere götürürdüm" diyor. Yani Müslümanların aslında yani öyle durma gibi bir niyeti yok. Yani o İslami endişeleri sürekli yüreklerinin bir köşesinde duruyor. Evet. Özellikle burası çok çarpıcıydı. Evet. Mesela Osmanlı'da da Osmanlı'nın beylikler mücadelesinde yıpranmış artık Osmanlı beylikler mücadelesinden Osmanlı o imparatorluğun kurulmasından önce ne yapıyor Osman Bey? Bütün o parçalanmış, birbirine düşmüş beylikleri yönünü haç diye çevirerek, yönünü asıl düşmana çevirerek ne yapıyor? Aslında İslam coğrafyasına o beylikleri, o parça parça halindeki beylikleri ne yapıyor? Bir çatı altında toplayıp haçlara karşı bir birliktelik sağlayabiliyor. Burada da gerçekten önemliydi bu bahsettiğiniz. Çünkü Müslümanlar kendi işlerinde enerjilerini tüketince dışarıya bir açılma söz konusu olduğunda, bir fetih girişimi olduğunda Müslümanların kenetlendiğini, birleştiğini görmüş oluyoruz. Gerçekten önemli bilgilerdi. Peki bu Endülüs fethini kolaylaştıran faktörler yani nedir? Yani Endülüs fethi kolay mı gerçekleşti? Çok mu basit bir fetihti? Yani Mekke'nin fethinden biz biliyoruz. İslam'ın fetihleri genelde ismi üzerinde zaten fetih diyoruz. Fetih ile işgal arasında işte ince bir çizgi var. Nedir o çizgi? Fetih insanların yüreklerine nüfuz eder. İşgal ise geçicidir. Geçici bir baskıdır, zulümdür, despotik bir düzendir. Bir süre sonra insanlar uyandığında o işgal rejimini topraklarından def etmek için her türlü yolu denerler. O yüzden biz Endülüs'te de bu güzelliği görüyoruz aslında. Endülüs'ün fethinde uzun yıllar, 5 asır değil mi? 8 asır. 8 asır. 8 asır İslam'ın hakim olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Eğer bu zorla bir fetih olmuş olsaydı, kanlı bir fetih olmuş olsaydı, bu fetih Allahu alem uzun bir süre etkisini sürdürmeyecekti ve kısa bir süre sonra sönüp gidecekti. Ama burada da görüyoruz ki fethi kolaylaştıran faktörler var. Bu faktörlerden bize biraz bahsedin inşallah. Evet. Yani şimdi şu şekilde söyleyelim. Orada Endülüs dediğimiz bölgede Müslümanlar gelmeden önce Vizigotlar orada yaşıyorlar. Orada hüküm sürüyorlar. Ve Vizigotlar çok ağır vergiler alıyorlar insanlardan. Hani herhalde Aristo'nun bir sözü var. Diyor ki insanlar diyor varoluş amaçları ikidir diyor. Dünyaya geliş amaçları ikidir. Birincisi hizmet edilenler. İşte her şey onlar için yapılmış. Yani. Her şey onlar için yaratılmış. Birincisi bu insanlar ve ikincisi hizmet edenler. İnsanlar bu iki kısma ayrılıyor diye bir tabiri var. Aslında bunun bir nevi ete kemiğe bürünmüş hali o dönemin Vizigot Krallığı'nda yani İspanya'da bu vardı. O dönemde seçkin bir zümre vardı, seçkin bir tabaka vardı ve bu insanlar kendi altlarındaki çiftçiyi, tarlada çalışanı, köleyi hepsini eziyordular. Evet. Hepsini eziyordular. Bundan dolayı zaten onlara karşı bir kırgınlık, bir öfke, bir patlama vardı. Yani düşünün o dönemin İspanya'sında kiliselerde her bir kilisede en az 10 tane köle bulunmasa o kiliseye fakir gözüyle bakıyordular o dönemin insanları. Yani köleleri o dönem bir eşya gibi kullanıyorlardı. Daha sonra bahsedeceğiz ama yani Endülüs'ün belki en güzel incilerinden bir tanesidir Medinetü Zehra. Ki 3. Abdurrahman döneminde başlanıyor. Yani harikulade bir yerdir. Harikulade bir minyatür bir şehir inşa ediliyor. Ve bütün tarihçiler diyorlar ki bu güzelim şehirde ki yani
tonlarca, bak 27.500 ton altından bahsediliyor, bu şehre harcanmış. Ama hiçbir kayıtta yaklaşık diyorlar ki 6.000 civarında işçi çalışmış ama tek bir tane köleye rastlanmıyor. Hiçbir tarihi kayıtta o dönemde bu şehirde, bu Medine-i Zehra'nın yapımında en ufak bir kölenin kullanıldığına dair bir belirti yok. Yani ben şunu demek istiyorum. Yani Endülüs dediğimiz bölgede Vizigotların döneminde hakikaten büyük bir baskı, büyük bir yıldırma vardı. Hatta normalde biraz sonra ondan bahsedeceğiz ama yani hatta girmişken anlatalım. Vizigotların o soruyu da sormuş olalım. Evet. Vizigotların kendilerinin normalde Vizigotlar Germen bir topluluktur. Germendirler. Bunlar Katoliktirler normalde. Ama onlar gelmeden önce miladi 400. yılda geliyorlar Vizigotlar İspanya'ya. Bunlar gelmeden önce İspanyollar Ariusçudurlar. Ariusçu dediğimiz şey tek tanrı inancı. Allah'a inanıyorlar. Hazreti İsa'nın aslında haşa Allah'ın oğlu olmadığını, bunun bir tasvir, bir benzetme olduğunu, yani Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu düşünüyorlar. Katolikleri biliyoruz, hani onlarda üçlü, yani teslis inancı var böyle. Ariusçu bir toplulukla karşılaşıyorlar. Yani tek tanrıya inanan bir Hristiyan kitleden bahsediyorum. Onlarla karşılaşıyorlar ve tabii bu aslında pek de işlerine gelmiyor. Çünkü bunların o dönemin papasıyla, o dönemin işte kilisesiyle araları iyi olduğu için milleti zorla Katolikleştirmeye zorluyorlar. Ve bu da, bu baskı da ve üzerine de, yani daha önemlisi ki vergiler öyle bir arttırılıyor ki halk artık canından beziyor. Ki hani mesela Vizigotların yönetiminde. Evet, Vizigotların yönetiminde Yahudiler yaşıyor. Bir hatırı sayılır bir Yahudi topluluğu var İspanya'da. Onlardan malları alınıyor. Biliyoruz ki Yahudiler dünyanın genelinde böyledir. Genelde kuyumculuk, böyle tüccar, bu tür işlerle sermaye uğraşıyorlar. Sermaye genelde ellerinde. Aynen öyle. Onların ellerindeki sermayeyi alıyorlar. Zaten bazı tarihçiler Endülüs'ün fethedilme sebeplerinden birini anlatırken, birincisi Yahudilerin Müslümanlara bilgi verdiğini ve Yahudilerin bölgenin ana bir ana resmini çizip Müslümanlara işte fetih yollarını kolaylaştırmalarını söylüyorlar mesela. İkinci olarak da şunu söyleyeceğim. Bizim bahsettiğimiz bu Kuzey Afrika kıtasının hemen ilk girişi Septe. Septe limanı. Septe o dönemin Vizigot krallığına bağlı bir nevi. Orada Kont Julian diye bir tane adam var. Bu adam şeye bağlı, Vizigotlara bağlı bir krallık. Vizigotlarda 710 yılında bir olay oluyor. 710 yılında Vizigot kralı Vitiza şaibeli bir şekilde öldürülüyor. Şaibeli bir şekilde öldürülünce Vizigotların başına Roderik diye bir tane adam geçiyor. Bu Roderik de aslında bir nevi onu zehirliyor. Bazı tarih kitaplarında böyle söylüyor. Zehirleniyor bu Vitiza. Vitiza'nın çocukları da Roderik'e karşı ayaklanıyorlar. Zaten olan bir baskı, bir sıkıntılı bir hava var. Ve bu ortamı daha bir kasvetli hale getiriyor. Zaten daha önce Musa bin Nusayr'la, Kuzey Afrika Genel Komutanı Musa bin Nusayr'la da anlaşma yapmışlar kendi aralarında. Bir ücret, bir cizye karşılığında orada kalıyor Kont Julian. Müslümanlarla arası iyi olmasından dolayı ve Roderik'in, yani Vizigot kralının ona yaptığı bu hainliğe karşılık o da Musa bin Nusayr'a İşte Endülüs'e gitmesini, Endülüs'ün şu anda karmaşada olduğunu, işte Kral Vitiza, ölen Kral Vitiza'nın çocuklarının Roderik'e karşı ayaklandıklarını ve savaştıklarını söylüyor. Ve bu konuda ona yardım edebileceğini söylüyor. Musa bin Nusayr tabii... Gerçekten bu isimleri insanın aklında tutması bile önemli. Ya, gerçekten sizi tebrik ediyorum. Tarih bu genelde bu tür şeyler, hani insanın hakikaten unutmaması lazım. Çünkü bunlar bir figür değiller yani aslında. Evet. Bunlar tarihi değiştiren, tarihe yön veren insanlar yani. Ama bu satır arası bilgileri akılda tutmak yani önemli yani. Allah razı olsun. Musa bin Nusayr, Kuzey Afrika Genel Komutanı'dır kendisi. Deniz aşırı bir ülkeye gidileceği için mecburi Emevi halifesi, Şam'da bulunan Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik'e mektup gönderiyor. Hani ben böyle bir boşluk var. İspanya'da oraya gitmek istiyorum diye
bir mektup gönderiyor. Hatta Velid bin Abdülmelik pek sıcak bakmıyor. Çünkü deniz aşırı bir ülke ve Araplar bu tür şeylerde alışkın değiller. Yani böyle deniz aşırı bir ülkeye gitmeye alışkın değiller. Bundan dolayı temkinli davranın ve gidin diyor. O dönem Musa bin Nusayr'ın azatlı kölesi, aynı zamanda berberi olan ve Tanca valisi olan Tarık bin Ziyad'a Ziyad'ı yanına çağırıyor Musa bin Nusayr ve böyle bir düşüncesinin olduğunu söylüyor. Tabi bundan önce Musa bin Nusayr oraları incelemek amacıyla yine berberi asıllı olan Tarif bin Malik'i gönderiyor İspanya kıtasına. Evet. 500 kişilik bir ekiple. Tarif bin Malik'in niyeti oraları keşfetmek, keşif birliği olarak oraları görmek, neler var neler yok. İspanya ordusunun kuvveti nedir, Vizigotların. O amaçla gidiyor ve hatta bugün o dediğimiz Septe, yani Kuzey Afrika'nın kıyısı olan Septe ve İspanya'nın kıyısı olan o bölge şu anda oraya Tarifa deniliyor. Tarif bin Malik adına anılıyor. Tıpkı Cebeli Tarık Dağı'nın Tarık bin Ziyad'ın adıyla anılması gibi Tarifa bölgesi diye bir bölge var. Hemen denizin hemen kenarı, kıyı şeridi. Orası Tarif bin Malik adıyla anılır. Malik gözcülük görevini, keşif birliği görevini güzel bir şekilde tamamlar ve gelir rapor verir Musa bin Nusayr'a. Tarık bin Ziyad'a 7000 kişilik bir ordu teslim ediyor Musa bin Nusayr ve onu İspanya'ya yolcu ediyor. Tabii burada Kont Julian dedik. Kont Julian'ın buradaki emeği şudur. Kont Julian aynı zamanda bir tüccardır. Gemilerle ticaret yapan, Sicilya adalarına, oraya buraya, hani deniz ülkelerine ticaret yapan bir insandır. Bütün gemilerini İslam ordusunun hizmetine verir karşıya geçmeleri için. Çünkü Müslümanların bu kadar gemileri yoktur. Denizde kendi güçlerini daha ispatlayamamış Müslümanlar. Evet. Ki biliyorsunuz o dönem çok hani hakikaten eski bir, yani çağ olarak eski bir çağ. Tarık bin Ziyad 5 ya da 7 bin, daha doğrusu aslında 7 bin olan, yani çünkü 5 bin diyenler de var. 7 bin kişilik ordusuyla birlikte bugünkü Cebeli Tarık denilen o bölgeye gelir. 7 bin kişiyle orayı, o bölgeyi almaya başlar. Tabi bu arada Vizigot kralı Roderik de Vitiza, o öldürülen kral Vitiza'nın çocukları olan Akila diye bir oğlu var ve çok büyük bir gücü var. Bu da İspanya'nın kuzey tarafında büyük bir gücü var. Onunla çatışma halindedirler. Birbirleriyle çatışıyorlar. Tarık bin Ziyad rahat bir şekilde oraya girip o bölgeleri alıyor. Tabi bunlar, Kral Roderik bunun haberini alınca Vitiza'nın oğlu Akila'yla birlikte, Akila'ya bir teklifte bulunur ve beraber çıkarlar. Tarık bin Ziyad'ın karşısına çıkıp hani onu İspanya'dan tekrar çıkarmak için güneye doğru hareket ederler. Güneye doğru hareket ederler ve Barbate diye bir bölgeye, Kadis yakınlarında, bugünkü İspanya'nın bir şehridir, Kadis yakınlarında bir yere, Vadiül Kebir Savaşı diye de bilinir. Orada karşılaşırlar Tarık bin Ziyad'la. Tarık bin Ziyad yardım ister Musa bin Nusayr'dan. Musa bin Nusayr 5000 kişilik bir takviye ekip gönderir Tarık bin Ziyad'a ve toplam 12.000 kişilik bir nüfus olur. Musa bin Nusayr nereden gönderiyor bu takviye birliği? Kuzey Afrika'dan Tarık bin Ziyad'ın isteği üzerine gönderir ve 12.000 kişilik bir ordu olur ve bu ordu karşılarında 100.000 kişilik bir ordu var. Bunlarla karşılaşır. Tabi bazı rivayetlere göre 40.000 denildiği de söyleniyor. Bu Vadiül Kebir ya da işte Kuadel Kuvir Savaşı diye bilinen bir savaş. Bu savaşta Tarık bin Ziyad'ın aslında İspanya tarihçilerinin söylediği bir rivayet var. Tarık bin Ziyad o gün askerlerine Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördüğünü ve rüyasında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in yanında olduğunu ve İspanya'nın anahtarını Tarık bin Ziyad'a verdiklerini söyler askerlerine bunu. Bu rivayet hani doğru mudur, yani yoksa hani bir hikaye midir? Çünkü o dönemde efsaneler de çok olduğu için hani efsane de olabilir ama aslında efsane dahi olsa biz şunu görüyoruz ki hani bu İspanya'daki Müslümanlar, o tarihi yazan Müslümanlar
bu tarihi yazan Müslümanlar kendi ordularına güvenip de şey yapmıyorlar yani. Tabii. Hani o ordunun arkasında bir maneviyatın, tabii, Allah Resulü'nün bir maneviyatı, şahsi manevisinin olduğunu da yani velev ki bu yanlış olsa bile hani burada kitaplarda göze çarpan bir nevi o oluyor yani. Aynen. Yani tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin işte Haçlı sürülerine karşı alimleri konuşturup işte alimlerin kâle Resulullah haddesena Resulullah işte bu hadisleri ordunun moral ve motivasyonu için sürekli dinlendirmeleri ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsı manevisinin sanki onların arasında olduğunu hissettirircesine onları ne yapıyor? Hıttında büyük bir zafere sebebiyet veriyor. Yani Selahaddin'in bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdasını o orduya zerk etmesi gerçekten önemli. Demek burada da aynı şeyi görüyoruz. Kesinlikle. Zaten hani hakikaten bakıyorsun Müslümanların yani hep bu dünyada yani daha doğrusu böyle cephelerde yani bu tür manevi konuşmalar Müslümanları diri tutuyor. Müslümanları hakikaten yani düşmanın çokluğu onlar için artık pek bir şey ifade etmiyor. Evet. Tıpkı Tarık bin Ziyad'ın aslında tam da ben de oraya geliyordum. Evet. Tarık bin Ziyad'ın hani meşhur konuşması. Yani işte ordusunun karşısına geçip Tarık bin Ziyad diyor ki evet diyor Müslümanlar diyor. Bakın diyor önünüzde deniz gibi bir düşman. Arkanızda da düşman gibi bir deniz var diyor. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Meşhur hani olay işte gemileri yaktırma olayı. Tabii bu bazı rivayetlere göre... Tam oraya gelmişken ben de onu soracaktım zaten. Evet. Gemileri yakma yani gerçekten yaşanmış mı yoksa böyle bir masal, bir efsane gibi mi? Nasıl? Aslında gemileri yakma olayı var. Evet. Bu birazcık da sembol olmuş bir şey. Evet. Ama hani gemileri yakma derken... Yani bütün gemileri yakma değil aslında. Evet, sembolik burada olarak sembolik olarak birkaç geminin yakılması var. Çünkü biraz önce de bahsetmiştik. Yani gemilerin hepsi Müslümanlara ait değil. Evet. Müslümanlar bir Hristiyanın malına zarar vermezler. Hani evet. Emaneten verilen tabii. Bir mala zarar vermezler. Sembolik olarak birkaç tane gemi yakılıyor ki daha sonra Musa bin Nusayr gelecek. Daha İspanya'ya. O da ona yardım edecek. Beraber iki koldan İspanya kıtasını komple fethedecekler. Ondan dolayı yani birazcık zaten gemilerin hepsinin yakılması biraz daha böyle akıl dışıdır. Yani çünkü dediğim gibi yani hani sonuçta başkasının malıdır. Buna zarar verilmez. Ama birkaç tanesinin yakılması... Bunun tabii sembolik bir anlamı var. Tarık bin Ziyad orada hakikaten çok müthiş bir hutbe veriyor. Yani diyor işte önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. İşte sizin şu anda elinizde tek bir kılıcınız var. Bir erzakınız da yok. Yiyeceğiniz düşmanın elindeki yiyecektir diyor. İlk önce diyor ben saldıracağım. Ben önünüzde yürüyeceğim. Eğer ben şehit olursam da bu yolu devam ettirin ve onların üzerine gidin diyor. Evet. Ve ateşli bir hutbe verdikten sonra askerleriyle birlikte en önde savaşarak Tarık İbn Ziyad İspanyol ordusunu yenilgiye uğratıyor. Ve Roderick de öldürülüyor. Bir rivayete göre Müslüman askerlerden kaçarken suda boğuluyor. Ama büyük ihtimalle savaş meydanında öldürülüyor. Evet. Ve Müslümanlar hızlı bir şekilde fetih hareketine girişiyorlar. Tarık bin Ziyad bir grup askerini İspanya'nın sağ kesiminden Kurtuba üzerinden gönderiyor. Kendisi de ordusuyla birlikte sol taraftan Toledo, o günkü Tuleytula üzerinden işte Toledo şehrine götürüyor ki Toledo şehri Vizigotların başkentidir o dönem. Evet. Ve şunu da ek ilave söylemek isterim ki yani Roma İmparatorluğu çökmüş. Roma'nın o çökmüş imparatorluğunun altındaki kalıntıları da Vizigotlar toplamış. Altınlarını, mallarını, mülklerini başkentleri olan Toledo'ya getirmişler. Evet. Tarık İbni Ziyad Toledo'ya gittiğinde Toledo Sarayı'nda böyle çok yüklü miktarda altın görüyor Tarık bin Ziyad. Ve Tarık bin Ziyad'ın orada hakikaten böyle yine Tarık bin Ziyad diyebileceğimiz bir konuşması var böyle. Tarık bin Ziyad altınların üzerine çıkıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki ey Tarık vallahi sen düne kadar bir köleydin. Bugün şu altınların üstündesin ama vallahi sen yarın toprağın altına gireceksin. Kendini sakın unutma.
Müslümanların eskiden beri şeylere, ganimetlere, ondan sonra toprak almaya bakış açısı budur aslında. Evet. Müslümanların niyeti o altınları alıp da bir yerlere götürmek değil. Evet. Eğer bu olsaydı Tarık bu tarihi sözünü burada söylemezdi. İspanya'nın fethinde elbette ki birçok faktör var. Dediğiniz faktörler de var. Yani Kuzey Afrika komutanının, işte ondan sonra Tarık bin Ziyad'ın görevlendirmesi, işte Abdülmelik'in, Halife Abdülmelik'in kerhen de olsa bunu kabul etmesi. Velhasıl birçok faktörler var. Fakat buradaki fetih, yani bir coğrafyayı daha İslam coğrafyasına katma girişimi mi, yoksa daha önemli şeyler var mı? Yani bunu da sizden inşallah öğrenelim. Allah razı olsun. Aslında en güzel soru da belki de budur. Evet. Çünkü yani Müslümanların bugüne kadar, hani özellikle yine Hristiyan yazarların bu tür konularda bir sürü spekülasyon yapmaları var bu konularda. Evet. Ki aslında bunu yine bazen onlar bile çürütüyorlar. Ben burada en güzel örnek olarak Taberi'den bir örnek vermek istiyorum. Taberi tarihinde şunu söylüyor. Müslümanlar Mısır'ı fethetmeye giderken Mısır'ı alıyorlar. Mısır'da ellerinde binlerce esir var. Ve Müslümanlar şunu yapıyorlar. O esirleri bir meydana topluyorlar diyor Taberi. Ve diyor ki onlara İslam anlatılıyor. Ve diyor karşı tarafta da Hristiyanlar var. Bu tarafta da Müslümanlar var diyor. Diyor her bir Hristiyana İslam anlatılıyordu, tebliğ ediliyordu. O kişi kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğunda Müslümanlar sanki Mısır'ı yeniden fethetmişler gibi tekbir çekiyordular. Mısır'da oluyor bu olay. Diyorlar ki Müslümanlar bir tane Hristiyan Müslüman olduğu zaman, yani yeniden Mısır'ı almışlar gibi sevinip tekbirler, salavatlar eşliğinde o adamı kucaklayıp bağırlarına basıyorlar. Evet. Ve aynı şekilde o Hristiyan esir Hristiyanlığı kabul ettiğinde Hristiyanlar çığlık atıp bağırıyordular işte bunu kazandık diye. Ve Müslümanlar da sanki bir memleketi kaybetmiş gibi üzülüyordular. Evet. Aynı bu olay Endülüs'te de geçmiş diye Taberi kendi kayıtlarında söylüyor. Yani Müslümanların dışarıya karşı, Hristiyanlara karşı bakış açısı buydu. Müslümanlar hiçbir zaman Hristiyanlara zorla bir din değiştirme olayı olmadı ki, burada yine bir örnek daha vermek istiyorum. Rabi bin Zeyd meşhur Hristiyan papazlarından birisidir. Bir tane papaz arkadaşı ona mektup gönderiyor. Neden baş kaldırmıyorsunuz diyor bu Müslüman zulmüne, bu o, parantez içinde. Çünkü onlar Müslümanları, Hristiyanlar kafir olarak görüyorlar. Bu kafirlere karşı neden ayaklanmıyorsunuz dediğinde Rabi bin Zeyd diyor ki onlara cevaben, diyor biz diyor Allah'a şükürler olsun kendi kilisemizde, kendi imkanlarımızla her şeyi yapıyoruz ve bizim hiçbir hayatımıza karışılmıyor. Evet. Biz neden hani bunlara baş kaldıralım ki? İbadetlerimize, en ufak bir düşünce hayatımıza karışılmıyor ve en ufak bir bahçemiz dahi bizden alınmadı zorla. O yüzden biz neden baş kaldıralım diye bu da tarihe bir not olarak düşülmüş. Ve yine bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Müslümanların yeni fethettiği dönemde ünlü bir çiftlik sahibi, yani yüzün üzerinde çiftliği olan Ortobas diye bir Hristiyan'dan bahsediliyor tarih kitaplarında. Bu Ortobas hakikaten çok zengin, cömert ve dürüst bir insan böyle. Bir gün Müslümanlar ziyaretine gidiyor. Bir tane evi var böyle, şato gibi. Bir saray gibi böyle yani. Hani küçük bir sarayı var böyle. Müslümanlar evine ziyarete gidiyorlar bunu. Sürekli gidiyorlar böyle. Hani bir ilişkileri çok güzel. Bunlar konuşurlarken, böyle söz muhabbet ederlerken bir tane fakir bir Müslüman daha geliyor. Bu Ortobas'ın, iş adamı Ortobas'ın aynı zamanda arkadaşı. Ortobas kendi koltuğundan kalkıp ona yer vermek istiyor. Kendi koltuğuna oturtmak istiyor. O kadar seviyor o Müslümanı. Yok diyor, vallahi ben oturmayacağım diyor. Ben yerde oturacağım diyor. Yerde oturuyor o Müslüman, fakir olan Müslüman. Ve hemen konuya giriyor fakir Müslüman. Diyor ki, valla diyor ben durumum iyi değil. Bana diyor bir çiftlik verirsen diyor, yarı yarıya işletirsek diyor, ben sana diyor yar karını vereyim. Bir çiftliğini bana versen olur mu diyor. Ortobas diyor ki, hayır diyor ben diyor sana diyor ben bir çiftliği bağışlamak istiyorum. Çünkü ben seni seviyorum diyor. Ona bir çiftlik bağışlıyor o Müslümana. Daha sonra etrafındaki öbür Müslümanlar da, yani öbür Müslümanlar dediğimde bunlar o dönem Endülüs'te
subay kesiminden insanlar. Yani askeri. Askeri yetkilidirler bunlar. Ama bunların elinde de arsa yok, tarla yok yani. Hani Endülüs'ü evet. fethetmişler ama evet. bir yerin tapusunu almamışlar üzerlerine. Evet. Bunlar sitem ediyorlar Ortobas'a. Diyorlar ki, ey Ortobas, sen bu adama hemen tuttun, bir çiftlik verdin. Hiç bize öyle bir şey yapmadın. Bizim sanki ondan farklı bir durumumuz mu var diyorlar. Ortobas diyor, yok vallahi ben diyor bunu sevdiğim için ona verdim. Yani ben bu hikayeyi anlatmaktaki maksadım şudur. Yani Müslümanlar eğer zorla bir şeyi almış olsaydılar, 100 tane çiftliği olan bir adamı, 100 tane bir çiftliği olan bir insanı yani elinden alamazlar mıydı o çiftliğini? Tabii ki rahat bir şekilde alabilirlerdi. Burada aslında Müslümanların Hristiyanların malına karşı ne kadar hassas davrandıklarını, Müslümanlara Hristiyanlar zarar vermedikleri müddetçe bir zarar vermediklerini, hatta Musa bin Nusayr fethiten sonra mesela Şam'a çağrılıyor. Oğlu Abdülaziz bin Musa'nın bugün ne kadar elimize geçen bir belgesi var mesela. O dönemin krallarından Tudmir diye, yani artık Hristiyanlar bir köşeye sıkışıyor. Onlarla yaptığı bir anlaşma var. Aynen şunu söylüyor Abdülaziz bin Musa anlaşmasında. Diyor ki bu Abdülaziz bin Musa'dan Sarakusta emiri Tudmir'e diyor ki sen ve rayetindekiler dininizi istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ve size bizden hiçbir şekilde zarar gelmeyecektir. Bunu söyleyen kim? Bütün Fransa bölgesine kadar Güney Fransa'yı eline almış, İspanya'yı eline geçirmiş, bugünkü Portekiz, İspanya'yı hepsini almış bir hükümdar bunu söylüyor, bir vali bunu söylüyor. Kime söylüyor? Çok küçücük bölgede sıkışmış, aslında böyle hani küçük bir seferle bitirilecek bir gruba söylüyor bunu. Neden söylüyor? Yani bir çekincesi mi var başkasından? Hayır. Ama İslam gönülleri fethetmek için geldiği için İslam böyle bir şeye tevessül etmiyor. Ki hani 9. 10. yüzyıllar bunun şahididir ki oraya gelen, İspanya'ya gelen Arap ve Berberi nüfusunun 5 katı kadar İspanyollar Müslüman oluyor. Yani İspanyol'da Müslüman olan Müslümanların, yani daha sonra onlara müvelledun deniliyor. Yani müvelledun, yeniden doğmuşlar. Yeniden İslam'a ısınmışlar diye bir isim veriliyor. Oradaki Arap ve Berberi nüfusunun 5 katı civarında bir rakama ulaşıyorlar. Eğer İslam zorbalık yahut topraklarını alan bir din olsaydı, herhalde bir 100 yıl içinde bu kadar zihinlere, kalplere nakşetmezdi bu güzelliğini. Roger Garidüş'ünü söylüyor. İslam İspanya'da zaferi askeri fetihle değil, kültürel fetihle gerçekleştirmiştir. Ki bunun en güzel örneği, Tarık bin Ziyad ve beraberindeki Müslümanların 3 yıl gibi kısa bir süre zaman zarfında ta İspanya kıtasını, İber Yarımadası'nı bitirip Fransa'nın güneyine kadar almaları ve Hristiyan İspanyolların Reconquista dedikleri, yeniden fetih dedikleri o olguyu 8 asır sonra ancak sonuçlandırabilmeleri olmuştur. Yani İslam öyle bir kalplere hükmetmişti ki o gün İspanyol yahut da Arap yahut da Berberi bir arada artık kaynaşmıştılar. Zaten onlara İspanyollar convivencia demiştiler. Bir arada yaşama kültürü. Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı hepsi bir arada yaşadılar. Bilim adına, ilim adına büyük işler yaptılar. Avrupa'yı kıskandıracak, Fransa'yı kıskandıracak kadar büyük işler yaptılar onlar. O gün Avrupa'nın 400 yıl sonra yapabileceği tıbbi, astronomi, felsefe, edebiyat, müzik alanlarında Avrupa'nın daha sonra 400 yıl sonra yapabileceği şeyleri onlar o gün yaptılar. Onlar o gün hakikaten yani tarihin en zirvesini İspanya'da, Endülüs'te insanlara yaşattılar. Evet, gerçekten bugün dolu dolu bir program geçirdik. Ve gerçekten sizin de hazırlığınız bayağı bir uzun ve kapsamlı. Ancak biliyorsunuz programımızın bir süresi var. Gerçekten bugün verimli bir program oldu. Sizin de tafsilatlı bir bilgileriniz var. Listelemişsiniz maşallah. Rabbim bu konuda ve İslam tarihi konusunda ki bilgilerinizi inşallah ziyadeleştirsin. Bu bilgilerle İslam aleminin önünü açsın. Çünkü tarihini bilmeyen milletlerin geleceği olmaz. İbni Haldun'un güzel bir sözü var. Tarih diyor, suyun suya benzediği gibi birbirine benzer. Dolayısıyla biz tarihi tekerrür ettiriyoruz. Eğer tarihten ibret alırsak tarih inşallah tekerrür etmez.
Endülüsleşme süreçleri yaşanmaz. Çünkü biliyorsunuz ki biz Endülüs fethini anlatıyoruz ama Endülüs'ü parçalayan, Endülüs'ün yok olmasına giden süreçlerde de Müslümanların ayrılığı, tefrikası buna sebebiyet vermişti. Peki son olarak şunu sorayım ve bu soruyla inşallah bitirmiş olalım. Müslümanlar Endülüs fethinden sonra Pirene dağlarını aştılar. Paris'e 30 kilometre yaklaştılar. Evet. Ve orada fetihler durdu. Bu durmanın sebepleri, fetihlerin durmasının sebebi neydi? Ve ayrıca şimdiye kadar konuştuğumuzun böyle bir özetlersek mesajımızı da izleyiciye verdikten sonra inşallah programımızı nihayete erdirelim. Evet, o zaman ben de kısaca onu söyleyeyim. Dediğiniz gibi kapatalım o zaman. Dediğimiz gibi Müslümanlar İspanya'yı fethettikten sonra Pirene dağlarını da aşıp Paris içlerine kadar gittiler. Hatta dediğiniz gibi Paris'e 30 kilometre, hatta Paris'in içine girdikleri rivayetleri de var mesela. Ama Paris burada çamurlu, yağmurlu olduğundan aynen öyle. Yani zaten gelen askerler Arabistan iklimine, Afrika iklimine alışkın insanlar sıcak oldukları için aslında pek yağmura, çamura alışkın insanlar değildiler. Sevmiyordular da orayı. Sevmediler daha doğrusu. Evet. Oranın buğulu havası, sisli havası. Çünkü böyle bir hava öbür tarafta yok. Evet. Ondan dolayı zaten bir işlerinde bir çöküntü de oldu yani bu. Evet. Bu tabii birinci olayın birinci sebebi. İkincisi de Velid bin Abdülmelik, Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad'ı cephedeyken çağırdı. Şam'a çağırdı. Ve aslında en büyük Müslümanların sıkıntısı da bu oldu. Evet. Bu iki ünlü komutan, bu iki büyük komutan, bu ikisinin aslında ufak meselelerden dolayı, bazı sıkıntılardan dolayı Şam'a çağrılması bir nevi fetihleri de durdurdu. Müslümanlar maalesef Poitiers'te, bugün Fransa'nın bir şehridir Poitiers, Tours deniliyor. Fransızlar da Poitiers Savaşı diyorlar. Müslümanlar Balat-ı-Şüheda Savaşı diyorlar. Abdullah el-Gafiki komutasında Poitiers'te karşılaşıyorlar ve o dönemin kral yardımcısı diyelim, hacipi, Fransa'nın hacipi yani bir nevi başkan yardımcısı gibi olan Charles Martel'le karşılaşıyorlar ve orada Müslümanlar büyük bir hezimete uğruyorlar ve o hezimet artık onların Pirene dağlarını fazla aşmamalarıyla sınırlanıyor. Bundan sonra Müslümanlar ufak tefek bazı şeyler yapıyorlar Fransa'ya doğru ama artık genel anlamda büyük bir taarruzda bulunmuyorlar Fransa'ya karşı. Artık İspanya'ya çekiliyorlar. Genel olarak da şimdiye kadar konuştuklarımızı inşallah özetlersek bizlere, izleyicilerimize ne mesajlar var? Endülüs'ün fethinde, Endülüs'ün siyasi tarihinde 21. yüzyılın Müslümanına, gencine, yaşlısına, okumuşuna, okumamışına, ümmisine ne gibi bir mesajları var? Bunu inşallah sizden alalım, programımızı bu şekilde nihayete erdirelim. Allah razı olsun. Yani burada aslında biz Endülüs'e şu gözle bakmamamız lazım. Şunu öğreniyoruz. Endülüs bir sendrom değildir. Endülüs bir birilerine kendini ispatlama değildir. Yani bunu iki şık olarak söylüyorum bunu. Sendromdan kastım şudur. Yani bugün Endülüs deyip ah vah etmenin bir anlamı yok. Bize bir faydası yok. Evet. İşte bugün Çeçenistan, Filistin ne diyoruz? Endülüsleşti. Şöyle oldu. Vah Endülüs, ah Endülüs. Endülüs böyle bir medeniyet değil. Biz Endülüs'ü bir sendrom olarak görmekten artık görmeyi bırakmalıyız. Evet. Endülüs'ü bir sendrom olarak görmeyi bırakmalıyız. Bu bir. İkincisi de dediğim gibi Endülüs'ü işte Avrupa'ya karşı bir övünme vesilesi. İşte biz bir zamanlar şöyleydik, böyleydik değil. O Endülüs'teki medeniyeti tekrar ilim gözüyle okuyup, tekrar okuyup o gün yaşanmışlıkları, o dersleri kendimize almak ki burada Mehmet Özdemir Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Asıl önemli olan Endülüs'ü ağlamak veya yüceltmek değil, onu anlamaktır. Bunun için gözyaşı dökmek değil, göz nuru dökmektir diyor. Yani bizim bugün Endülüs medeniyetine göz nuru dökmemiz lazım, okumamız lazım. Avrupa bugün bunu aldı, Endülüs medeniyetini aldı. Bugün İbn-i Rüşd'den bahsediyoruz. İbn-i Rüşd felsefenin zirve isimlerinden birisidir. Evet. Bu Endülüslüdür ve Avrupa Aristo'yu ve felsefeyi büyük bir kısmını İbn-i Rüşd'den öğreniyor. Öbür taraftan bakıyoruz ki İbn-i Arabi,
tasavvufun zirve noktasıdır İbn Arabi. Bu Muhyiddin İbn Arabi Endülüslü bir alimdir. Yani Endülüs aslında iki zıt kutubu, felsefe ile tasavvufu, mantığı, astronomiyi, edebiyatı, tıpı hepsini bir arada toplayan çok harika bir medeniyettir. Gerçekten bunların araştırılıp gün yüzüne çıkarılması lazım. Yani bu yönde hakikaten çok fazla materyaller var. Endülüs üzerine gerçekten Müslümanlar eğilip aslında o dönemin o bilimini, o ilmini kendilerine alabilmeleri gerekir. Çünkü bu hakikaten Endülüs bizim yetik bir hazinemizdir. İçine girersek herkesin kendine ait bulabileceği muhakkak çok güzel, çok harika malzemeler var Endülüs için. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Programımıza iştirak ettiniz. Allah razı olsun inşallah. Biliyorum konuştuklarınız bitmedi burada. Endülüs'ün daha bir parçasını anlattık. Kesinlikle. İnşallah Endülüs'ün kültürünü de, medeniyetini de, ilim adamlarını da, bilim adamlarını da inşallah konuşacağımız başka programlarda yine sizinle beraber olacağız. Kıymetli kardeşler, kıymetli izleyenler, bugünlük programımız nihayete erdi. İnşallah Teala başka programlarda sizinle beraber buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.